İslam nedir? Ali Şeriatı 11. Bölüm 11. Tekamül yani evrim kanunu Son asırlarda çok sayıda insan tekamül kanunu özellikle Darwinizmi dine karşıt bir hareket olarak ilan ettiler. Fakat o dine değil dincilere karşıydı. Çünkü dinciler ona karşı mücadele verdiler ve Darwinizmi kınadılar. Bu yüzden Darwinizm tebliğ edildiği her yerde din karşıtı bir ekol olarak nitelendirildi. Hatta Müslümanlar da onu mürtet yani kafir olarak ilan ettiler. Halbuki Darwin son dönem bilim adamlarının en dincisiydi. O son derece net bir dini ruh ve görüşe sahipti. Bu yüzden Darwinizm din karşıtı bir ekol olamaz. Hiç kimse de Darwin'in kendisi gibi Darwinizmi anlayamaz. Eğer dinle böyle bir çelişkisi olsaydı bu çelişkiyi herkesten önce kavrardı mevcut dini ruh tekamül ile çelişiktir. Niçin? Çünkü dindar dininin dünyadaki en üstün din ve Allah'ın dini olduğunu sanıyor. Dolayısıyla şimdi var olan şey en ulvi, üstün ve değişmezdir. Kendi dininin ilkelerine inanmış her bir dindar böyle bir delil çıkarıyor ve her türlü tekamül ve değişime ister istemez muhalefet ediyor. Bu tür muhalefetler dincilerin topluma hüküm sürdükleri bütün dönemlerde ister Avrupa'da olsun ister İslam'da son derece belirgindir. Fakat Kur'an'da bu tekamül çeşitli şekillerde hem tabiatta, bitkide, hayvanda, insanda hem de peygamberin bizzat örnek psikolojisinde yani ruhsal yapısının oluşumunda söz konusudur. Örnek olarak bir Müslüman için insani psikolojinin en üstün örneğinin peygamberin bizzat şahsında billurlaşmış olduğunu söylememiz yeterlidir. Yani bir Müslüman herkes ve her şeyin tekamülüne inansa da peygamber hakkında onu geçerli saymaz. Noksanlığı yoktur ki olgunlaşsın der.'' Sıradan bir Müslümanın inancına göre o bütün dilleri, sırları ve ilimleri bilir. Bu nedenle tekamül söz konusu değildir. Hatta peygamberin yaratılışıyla ilgili rivayetlerde kainatın yaratılışından önce peygamberin nurundan söz edilip ve daha sonra kainatın yaratıldığı, sonra da Adem'in vücut bulduğu ileri sürülmüştür. Yani Adem'in hilkatinden sonra Muhammed Nur onda hulut etmiştir, yani girmiştir. Binaenaleyh Muhammed'in hilkati mucizevi ve gayrimaddidir. Halbuki Kur'an'daki Muhammed böyle değildir. O her zaman daha iyi olma, olgunlaşma ve gelişmeye çalışan bir insandır. Kur'an, peygambere devamlı şu duayı etmesini emrediyor. Rabbim ilmimi artır de. Bunun anlamı şudur. Tekamül, ilmi ve manevi tekamül kanunu peygamber için geçerlidir. O da bir olgunlaşma süreci içindedir. Bu en büyük nimet olarak peygamberin dileğidir. Rabbim ilmimi artır de ayetinin anlamı işte budur. Diğer bir yerde dediğimiz gibi bizzat peygamber şöyle buyurmuştur. Rabbim hayretim arttır. Bu ne demektir? Hayret kimin içindir? Beyni daha güçlü ve ilmi fazla olan kimse içindir. Ben göğe baktığımda bana göre gök güzel bir sahne olup birkaç noktası dikkatimi çeker ve hiçbir hayrete kapılmadan sadece bir lezzet duyarım ve göğü sadece saf ve çok güzel bulurum. Fakat Einstein göğe baktığında büyük bir hayrete kapılır. Bana göre gökte 5-6 meçhulden başka bir şey yoktur. Gök niçin mavidir? O bulut niçin o köşede bulunmaktadır? Niçin bu yıldızların bazı hareketli, bazı hareketsizdir? Fakat bir uzay bilimci ve astronomi bilgininin düşüncesi geliştikçe gökteki meçhuller daha da çoğalıp hayretini artırır. Şu halde fazla hayret duyan kimsenin kavrayış ve anlama gücü daha fazladır. Bundan ötürü tekamül kanunu her iki yerde hatta peygamber üzerinde de geçerli saymak gerekir. Ki Müslümanların çoğunluğunun görüşüne göre insanüstü bir yaratıktır. Ali de şöyle der. İki güne eşit olan aldanmıştır. 12 Din insanın esareti ve horlanışı için değil, selahı ve maslahatı içindir. İslam'ı tanıtan kelimelerden biri şeriat'tır. Yani su yolu. Bir ırmak veya çayda sahille su satı yani sahille su yüzeyi arasında bir mesafe olduğu için halk ancak yollar ve merdivenler yaparak ırmaktan su alabiliyordu. Böyle bir yola ise şeriat derlerdi. Şu halde şeriat yol anlamındadır. Diğer bir kelime ise tarikattır. Anlamı yoldur. Din de bu anlamdadır. Şu halde mezhep hedef mi yoksa vasıta ve araç mıdır? Kesinlikle araç ve yoldur. Hedefi olmayan kimse yolu hedef sayar. Yani adımlamaya başlar. Hedefi olan kimse için yol araçtır. Şu halde İslam'da mezhep araçtır. Hedefse başkadır. Halbuki sıradan mezhebi olanlara hatta kendimize göre mezhep hedeftir. Bu iki düşünce tarzı son derece birbirinden farklıdır. Araç ve yola dikkat eden kimse hedefe ulaşamaz. Hedefi göz önünde tutan kimse ise aracı en iyi bir şekilde kullanır. Mevlana şöyle diyor. Mekke'ye gitmen gerekirken yolun ortasında merkebine baka kalmışsın. Bu merkep seni hedefe ulaştırmak için sana verilmiştir. Sense Mekke'ye gitmeyi unutup bineğinin kuyruğuna, kulağına ve boynuna göz dikmişsin. Ve bunları mezhep ilmi olarak nitelendirmiş, içlerinde kaybolmuş, Hedeften uzaklaşmışsın. Binaenaleyh din ve mezhebi bir araç olarak niteleyen İslam'daki bu iki düşünce tarzı, diğer din ve mezheplerde hedef olarak sayılırdı, İslam'ın ilk dönemde kendine özgü boyutlarındandır. Her hüküm ve ibadetin bir felsefesi vardır. Diğer din ve mezheplerde hedef olarak sayılırdığı için dipnot. Avrupa dillerinde din kelimesinin karşılığı religion'dır. Latince'de re yani yeniden, legar yani birleştirme anlamındadır religion yani hakka tekrar dönüş. Allah ile tekrar bağ ve ilişki kurma. Zira biz önce birlikteydik. Babamız, anamız Adem buğdaydan dolayı bağı kopardı ve cennetten ilk visalden yani ulaşmışlıktan kovulduk. Din yani mezhep bu tekrar birleşme yani visalden ibarettir. Dipnot sonu Her hüküm ve ibadetin bir felsefesi vardır. Namaz kıl. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve fenalıktan alıkoyar. Ankebut Suresi 145. Ayet Allah sizi zorlamak istemez. Allah sizi arıtıp üzerinize olan nimetini tamamlamak ister ki şükredersiniz. Maide Suresi 6. Ayet Binaenaleyh bunların tümü araçtır. Eğer hedeften gaflet edilirse mezhep manasından sıyrılır. Şu ayet bunu demek istiyor. Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz iyi olmak demek değildir. Lakin iyi olan Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba, peygamberlere inanan, onun rızası için yakınlarına, yetimlere, düşkünlere, yolculara, yoksullara, dilencilere, köle ve esirlere mal veren, namaz kılan, zekat veren, ahitleştiklerinde ahitlerine vefa gösterenler, zorda, darda ve savaş alanında sabredenlerdir. İşte onlar doğru olanlardır. Ve sakınanlar yani takvalılar ancak onlardır. Bakar Suresi 177. Ayet hacca gelenlere su vermeyi, mescidi haramı onarmayı, Allah'a ve ahiret gününe inanan Allah yolunda cihad edenle bir mi tuttunuz? Allah katında bir olmazlar. Allah zalimleri doğru yola eriştirmez. Tevbe suresi 19. ayet Dipnot Allah zulmeden kimseleri doğru yola eriştirmez. Yani Maide suresi 151. ayeti çok enteresandır. Dipnot sonu Bu, Haccın sakisi, perdedarı yani kapıcısı ve Kabe'nin onarıcısı Abdülmuttalib'in torununun sözü müdür? 13. Görüş belirtme ve tartışma hürriyeti Kanın bedende dolaştığını bulup ileri süren bir bilgini ateşle yakıp yok eden ortaçağı biliyorsunuz. En azından Galileo'nun başına gelenlerden haberdarsınız. Keşişlerin Hristiyanlığı müdafaa adına onca alime, ilme ve düşünceye zulmettikleri orta çağla ilgili Victor Hugo'nun ünlü konuşma metni okunmaya değer. İslam'da 5. ve 6. asırdan itibaren taassup ve tutuculuk dönemi başlıyor ve bunun sonu dinsel baskılar ve katliamlar izliyor. Fakat İslam'ın ilk devirlerinde en büyük mezhep önderleri örneğin Ebu Hanife ve Malik, Şafi sadece bu görüş ve düşünce haktır diye konuşmuyorlar. Ebu Hanife şöyle diyordu. Benim delilimi bilmeden fetvama uyanların yaptıkları haramdır. Devamen bu görüş verebildiğim en iyi rey yani görüştür. Eğer bir kimse daha iyi bir görüş ileri sürerse o tercih edilmelidir. Bu düşüncede tutucu olmamanın en iyi örneğidir. Hatta o çağın en dinci görüşü tefsir, kelam, hadis, İslam'daki itikadi usuldeki ihtilaf, muhaliflerle ihticacat ve tartışma düşünce hürriyeti İslam'ın ilk çağlarında epey yaygındı bütün mezheplerin alimleri İslam, Kur'an ve hatta Allah hakkında tartışıyorlardı. Hatta Kur'an'a karşılık kitaplar yazarak Kur'an gibi olduğunu iddia ediyorlardı. Yaptıkları bu işler İslami hükümetin doruk noktasında olduğu zamanlardaydı. Hepsi de sözlerini söyleme hürriyetine sahiptiler. Birçokları, örneğin Ebu Ala ve İbni Ebi El Avca ve Dehriler, İslami toplantılara katılarak tartışmaya girip kendi delillerini ileri sürüyorlardı. Dehriler hakkında dipnot. Dehri yün yanlış olarak naturalizm diye tanımlanıyor. Halbuki dehir kelimesinden anlaşıldığı gibi onlar hilkatin temel kaynağını zaman olarak biliyorlardı. Allah ve tabiat değil. Dehir kelimesi muhtemelen Yunanca kron kelimesi bundan kaynaklanan Avrupa dillerindeki kronoloji kelimesiyle eş anlamlıdır. Anlaşıldığına göre usulen dehir, kron ve zervan ve zaman kelimeleri bir tek kelimenin çeşitli telaffuzları olup hepsi zamana delalet etmektedir. Binaenaleyh bunu dehri yün, zervanlıların yani manevilerin, mazdekçilerin etkisi altında kalan düşünürler yani mütefekkirler olduklarına bir delil olarak gösterebiliriz. Dipnot sonu İmam Şafi diyor ki, Ey Ebu İshak, her şeyle ilgili sözlerimi taklit etme, her şeyle ilgili sözlerime uyma. Bizzat kendin düşün, din budur. Düşüncede ve iman esaslarında taklit caiz değildir, tamamen yasaklanmıştır. Dipnot, akaid ilkelerini taklit caiz değildir. Sonu. İmam Ahmet bin Hanbel diyor ki dininiz üzerinde inceleme yapın. Masum olmayan kimseyi taklit, mazmumdur ve kavrayış gücünü köreltir. Bunların tümü ilk baştan taklit ve mezhebi taassuba karşı mücadele yapıldığının göstergesidir. Müslümanlar arasında İslam toplumlarında İslami azınlık düşünce ve akidelerinin beyanına izin verildiğinin de göstergesidir bunlar. Özellikle 2. 3. 4. asırlarda, mezheplerin tümünün kendi düşüncelerini yayma hürriyetine sahip oldukları gerçeğini de gösteriyor. Yahudi telif eserlerinin çoğu İslam'dan sonra yazılmıştır. Dinkert, İslam'ın başkenti Bağdat'ta yazılmıştır. Dinkert hakkında dipnot. Dinkert, İslam sonrası Bağdat'ta yazılan Avista ve Pehlevi din edebiyatı tarihini içermektedir. Dipnot sonu. Evet, 5. asra kadar bu hürriyet vardı. Daha sonra Türkler gelip taasubu getirdiler ve düşünce ve fikirlerin kapısını tamamen kapattılar. İslam'da iştihat kapısı meselesi yani dini meseleler üzerinde serbestçe araştırma yapmak ve dinle ilgili yeni düşüncelere varmak, dini, tarihi değişiklikler ve zaman ile uyum içine sokmak, düşünce ve fikir hürriyetinin varlığının ve mezhebi ihtilaflara resmiye tanındığının delillerinden biridir. İnsan fertlerinin sayısı kadar Allah'a giden yollar vardır. Bu nedir? Yani sadece benim sözlerim doğru değil. Herkesin Allah'a doğru yolu vardır ve bu mahkum edilemez fikri ve mesebi ihtilaflar üzere peygamber bu hayret verici cümleyi söylüyor. Benim ümmetim arasındaki ihtilafta rahmet vardır. Elbette buradaki hedefi fikri ihtilaftır. Yani bir millet yani ümmet kalıplar içinde düşünürse o millet ölüdür. Zira bu düşünmeme anlamındadır. Yoksa düşüncelerin tümü bir kalıpta yerleştirilemez. İsterse baskı ve sindirme ortamı oluşmuş olsun. İhtilaf nasıl bir rahmettir? Düşüncelerin mücadelesi ve zıtlaşmasındadır. Düşüncelerin çatışmasından yeni bir düşünce doğar ve gelişir. İşte birinci, ikinci ve üçüncü asırlardaki hürriyet, İslam'ın üçüncü asrın yarısından itibaren dördüncü ve 5. asır medeniyetini verdi. Eğer nizamiye, dipnot. Gerçi önemli sayıdaki nizamiye üniversiteleri, İslami ilimler, İslam'ın İslam'ın yüce öğretilerinin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesinde önemli rol oynamışlardır. Fakat üniversite eğitimi mezhep mensuplarına öngörüldüğü için onun değerini çokça düşürdüğü gibi, bana göre düşünceyi yok eden mezhebi taassup hastalığı, hatta fırkacılık, gerçi daha önce İslam toplumuna bulaşmıştı, resmen üniversite ve İslam ilmi havzasına girmiş oldu. İslam kültürü, medeniyeti ve ilmi havzalarının en büyük iftihar kaynağı olan iştihat ve düşünce hürriyeti engellenmiş oldu. Ben nizamiyelerle skolaların sosyal, ilmi ve fikri alandaki olumsuzlukları arasında benzerlikler görüyorum. Bu önemli ve geniş bir konudur ki, medeniyet tarihi, İslami marif ve felsefe derslerinde etraflı bir şekilde gündeme getirmiş bulunuyorum. Dipnot sonu Eğer nizamiye, taassupları yani doğmaları ve nizamül mülkün nizamiyeleri olsaydı, medeniyetimiz oluşmazdı. Veya bir milletin bilginlerinin ihtilafı rahmettir. Çünkü tekamül motoru, düşünce ve fikirlerin zıtlaşması ve çatışmasıdır. Bu, tabiat ve insandaki diyalektiğin üç temel ilkesidir. Bana göre Ferit Vecdi, bütün bu ilkelere değer bir bahis mevzuundan gafil olmuştur. Soru Siz, peygamberin şahsında bile tekamülün varlığını gerekli görüyorsunuz. Ayrıca her bir yaratığın tekamüle ihtiyacı olduğunu ispatladınız. Şu halde niçin Hz. Muhammed ben Hatem'in Nebiyyinim yani peygamberlerin sonuncusuyum diyordu? Cevap bu sorunun bir bölümünü çağdaş İslami filozof Muhammed İkbal cevaplamıştır. Dipnot İslam'da dini düşüncenin yeniden doğuşu Dipnot sonu Bir kısmı ise kendi görüşümdür ve sorumluluğunu kendim üstleniyorum. Oysa ben peygamberlerin sonuncusuyum sözünden maksat, söylediklerimin hepsi ebediyete kadar insan için yeter değildir. Hatemiyet yani sonuncu olmak, şimdiye kadar akıl üstü ile insanın hidayete ermesine ihtiyaç vardı. Artık 7. milatta Yunan Rum medeniyetinden sonra Tevrat, İncil, Kur'an ve İslam medeniyetinin dini terbiyesiyle insan gereken ölçüde dini terbiyeye sahip olmuştur. Bundan sonra insan bu terbiyeye göre yeni bir vahiy gelmeden ve yeni bir nübüvvet olmadan da kendi hayatını sürdürebilir, mükemmelleştirip geliştirebilir demektir. Soru: Şu halde fesat ve bataklığa boğulmuş bir azınlık ne olacaktır? Cevap: Biz fesat konusunda mübalağa ediyoruz. Zira tarihi bilmiyoruz. Eğer insan tarihi iyice etüt ederse, günümüz insanının gerçekten kendi selah ve fesadını yani iyilik ve kötülüğünü iyice tespit edebildiğini görürüz. Dünyada hiç kimse kötü söz söylemek istemez. Fesatlar da kötü ve kıt kavrayış gücünden kaynaklanmayıp kötü uygulama ve hakaretten doğmaktadır. Şimdi alemdeki en kötü yaratık, en kötü kimse veya birinci ve ikinci dünya savaşını çıkaranlar konuştukları zaman peygamberlerin asırlar önce söylediklerini en iyi halkın anlamadığı sözleri söylüyorlar. Fakat amel ve pratikte çarpıklık ve sapma vardır. Dipnot. Elaine'in günümüz insanındaki ahlak gücü zayıflığı, yeni medeniyetteki manevi yoksulluk ve insani değerlerin çöküşü, insanın irfan ve din büyüklerinin nimet ve lezzetinden yoksun oluşundan dolayı acı duyduğu hakkındaki sözlerini dinleyin ve onun Sokratese benzer bir şekilde bu meseleleri nasıl tahlil edip değerlendirdiğine, imam hatta peygamber gibi sanki başka bir mesih'tir nasiyatta bulunduğuna, özellikle gençleri irşad ettiğine, yani hidayet ve yol gösterdiğine dikkat edin. Kimdir bu? Eleyn, putçu Azer gibi tevhid hakkında put kıran İbrahim'den de daha güzel konuşuyordu. Putçu Azer ki, Kombe, Batista, Diem, Madame Nehu, Mobutu, onlarca beyaz, siyah ve sarı derili çumbaları kazıyıp yapan o. Dipnot sonu. Fakat amel ve pratikte çarpıklık ve sapma vardır. Bu yüzden günümüz insanının anlayışı öyle bir noktaya ulaşmıştır ki isterse kendi kendini geçmiş dini ve mezhebi terbiye ile idare edip saadet ve mutluluğa erişir. Eğer beşer kendisi istemezse peygamberler de bir şey yapamazlar. Peygamberler insanın kendi selah ve fesadını teşhis edebilmesi için düşünceyi yani hidayeti gösterirler. Deep Note Yaygın olan bir hata ve yanılgı şudur ki birçok kimse peygamberlerin insanların kurtarıcısı olduklarını sanıyorlar. Halbuki böyle bir mesuliyet insanın bizzat kendisine yüklenmiştir. Peygamberler sadece ona kurtuluş yolunu göstermekle yükümlüdürler. Allah'ın peygambere farz kıldığı şeylerde ona bir güçlük yoktur. Bu Allah'ın öteden beri gelmiş geçmişlere uyguladığı yasasıdır. Allah'ın emri şüphesiz gereği gibi yerine gelecektir. Ahzab suresi 138. ayet Peygamberin görevi sadece tebliğ etmektir. Allah sizin açıkladıklarınızda gizlediklerinizde bilir. Araf suresi 99. ayet Dinde zorlama yoktur. Artık hak ile batıl iyice ayrılmıştır. Bakara suresi 256. ayet, 19. surenin 3. ayeti, 99. surenin 5. ayeti, 93. surenin 5. ayeti, 4. surenin 13. ayeti, 84 ve 37. surenin 16. ayetleri, 53. surenin 24. ayeti, 17. surenin 29. ayeti, 16. surenin 36. ayeti, 12. surenin 64. ayeti ve diğer ayetlerde bela, resul, nebi, sünnet, kesb, kitap ve hikmet, kavim gibi kelimelerin türevleri yer almıştır. Dipnot sonu İslam peygamberi diyor ki, şimdi artık terbiye olmuşsun. Şuurun ise sulh, uzlaşma, saadet, huzur ve asayiş, tekamül ve istikrarı yerleştirebilme sınırına gelmiştir yani düşüncen vahyin elinden tutup kaldırmasına ihtiyaç olmadığı bir ölçüde gelişmiş ve tekamül merhalesine ulaşmıştır. Bundan sonra akıl vahyin yerine geçmiştir. Elbette asırlar boyu vahiy ile yoğurulup terbiye olan ve rüştü eren bir akıl. Soru Doktor Bey ben muhalifim. Cevap Sizin muvafık olmanız gerekmez. Sadece benim ne demek istediğimi anlamanız yeter. Zira burada ne İslam'ı müdafaa etmek ne de İslam'ı reddetmek söz konusudur. Gündemdeki sadece İslam'ı tanımlama meselesidir. Bu bölümün sonu. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sesli Dünya kanalına abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Daha fazla destek vermek istiyorsanız katıl butonu ile özel üye olabilirsiniz. İyi günler dilerim.